Şimdi Evet, geldik biliyoruz. Başak burçlarına. Başaklar için nasıl bir ay olacak Kasım ayı? Evet, şimdi ben bir başak olduğum için biliyorsun normalde 5 dakika yapacaksam 15, 20, 25, 35 yapabilirim hiç. Evet, yani aslında şu an izleyenlerimiz bayılıyor senin yorumlarına. Neden? Çünkü zaten herkes aslında keşke böyle detaylı gün be gün yorum dinlese, alsa, alabilse derdinde. Sen de bizim Evet. astrolojiye doyuruyorsun bu anlamda. Başak Teşekkür ederim. titizliğinden dolayı gün be gün hazırlamışsın bize Kasım ayını. Vallahi Çok öyle çalışıyorum. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi sevgili Başak dostlarım, benim sevgili Burcum, çok seviyorum sizleri diye Yasemin Kutsi bunu çok yapar. Çok seviyorum sevgili. Ben de onu çok severim seyretmeyi. O yüreğiyle konuşuyor ya bazen. Şimdi tabii Başaklar için aslında güzel bir ay. Neden güzel bir ay? Toprak ve sudaki yoğunluk, özellikle topraktaki, özellikle sudaki bu yoğunluk başaklara iyi geliyor. Çünkü akrep başakları çok destekleyen bir burç. Güneş akrepte, Merkür akrebe geçiyor falan, böyle baktığımızda Mars akrepte. Yani başaklar bir şeyi kafaya koyacaklar. Neyi kafaya koyacağım onu düşünüyorum şimdi. Ve onu bu ay başaracaklar. Ben bilmem yani 2 artı 2 eşittir 4. Sevgili Başaklar, neye başlıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Neyi hedef aldınız? Siz bunu yapacaksınız. Şimdi tutulma Başakların 9. evinde oluyor. Şimdi 9. ev dediğimiz yer bir kere akademik kariyeri anlatıyor. Ki Başaklar eğitmendir, öğretmendir biliyorsun. Merkür yönetir. Hep öğrenirler. Onların hayat mottosu bu. Ben bir başağım biliyorsun, ikinci üniversitemi okuyorum ben. Ve Oh, ikinci üniversite ve bundan sonra teşekkür ederim. Bundan sonra akademik kariyer yapmak istiyorum ben. Anneme soruyorlarmış, kızın ne olacak, niye okuyor? Profesör olacak deyip dalga geçiyormuş annem de. Yani tam bir başağım işte yani. Şimdi dolayısıyla bir bu. Peki bu akademik kariyer yapmak demek ne demek? Beni bir sonraki kariyerime götürecek alan demek. Demek ki bu ay her ne yapacaksak bizi bir sonraki kariyerimize götürecek hazırlık ve eğitim çalışması demek. Felsefenin değişmesi, hayata bakış açısının daha geniş olması, belki yabancılarla, yurt dışı ile çalışıyor olmak demek. Şimdi dolayısıyla o. Peki tekrar neyi söylüyorum? 2003'e bakın diyorum. Ve 1985'e bakın diyorum. Ne dedim ben bir önceki yorumumda? Hani genel yorum yaparken 2003'teki olan olaylarda, 2003'te ben yeni bir kariyerin başlangıcındaydım dedim sana, hatırlıyor musun? Evet hatırladım. Orada ben Headhunter'a başladım. Orada başladım ben. Headhunter'a İK'cıydım. İnsan kaynaklarcıydım ama Headhunter'la orada başladım. Ve ben halen oradan ekmek yiyorum, Headhunter'lıktan. Hala yapıyorum. Düşünebiliyor musun? Ve ondan Bakalım sonraki burada yerim dönüm o. noktası ne olacak senin için de. Evet, gene böyle bir dönüm noktası olacak. Ve yine 1985 olgun olanlar için, ben hatırlamıyorum, o kadar olgun değilim. Bakarlar artık olgun olanlar, oralarda neler yaşadılar. Evet, şimdi tekrar ay ay baktığımızda, gün gün özür dilerim baktığımızda, ayın başında güzel işlerle ilgili güzel gelişmeler, buradan paranın gelmesi, maddi kaynaklardaki artışı görüyor muyuz? Görüyoruz. Ayın ikisine geldiğimizde, Merkür terazide, tabii Başakların ikinci para konuları zaten ön planda, ama burada bir para harcama, çocuğa para harcama, aşka para harcama, hobiye para harcama, bilmiyorum astroloji kitabımı alırım artık ne yaparım. Gerçi astroloji hobilikten çıktı artık, meslek oldu da. Sonra ayın dördünde bir yeni ay var ve bu üçüncü ev dediğimiz alanda, yani kardeşler kardeş kadar yakınlarla olan bir alanda ve buradaki bu yeni ay buradaki ilişkilerin değişeceğini anlatıyor. Evet, benim için burada ilişkiler değişti. Nasıl değişti? Ve ben burada yine bir de akrep olmanın verdiği enerjiyi özellikle kardeşlerle ve kardeş kadar yakınlarla olan ilişkinin köklü ve temelli olarak değişeceğini düşünüyorum. Burada artık ne olur onu bilmiyorum. Burada bir Venüs'ün de Oğlak Burcu'na ayın 5'inde geçiyor olması benim daha fazla çocukla ve
veya aşk hayatımdaki insanlarla daha fazla iletişime geçeceğimi söylüyor bana. Evet. Sonra ayın 6'sında dönüp baktığımızda Merkür bu sefer Akrep Burcu'na geçiyor. Demek ki kardeş kardeş kadar yakınlar, iletişimimin çok artacağı, artık herkesle konuşuyorum zaten de gene de herhalde konuşacağım. Bir süreç başlıyor. Belki burada Merkür'ün Akrep'te olması, eski konuların gündeme gelip konuşulacağını, sıkıntıların ortaya çıkacağını veya konuşmalarda bir şeylerin gizleneceğini veya gizlenmiş bir şeyin ortaya çıkabileceğini anlatıyor yapılan iletişimde. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Ayın 10'unda zaten Merkür ve Mars Akrep'te, artık birbirimize girdik demektir. Ayın 10'unda ben evde oturayım, kimseyle konuşmayayım falan. Böyle iletişimin çok zorlandığı bir gün olacak. Ayın 12'sine geldiğimizde ikili ilişkilerde hayallerimizi gerçekleştirmek için bir adım atacağımız veya bize birinin bununla ilgili bir sinyal göndereceği bir dönem olacak. Ayın 13'ünde ise artık bir kopma noktası ilişkilerde, konuşmalarda bir kopma noktasına geleceğimizi söylüyor. Ayın 16'sında ise 16 ve 17'sinde özellikle ikili ilişkilerimizle ilgili, yani aşk, evlilik veya ortaklık ilişkisinde güzel gelişmelerin olacağını belirtiyor. Ve ayın 19'u ani sürpriz bir gelişme. Ani sürpriz bir gelişmeyle beraber kariyerin belki başka bir... şimdi dediğim gibi, yani Başak Burçları için bu çok önemli bir tarih. Burada bir değişim, dönüşüm. Özellikle akademik kariyer yapan Başaklar için çok önemli bir tarih olacak. Kimi okula başlayabilir, kimi okul bitirebilir. Bu ayın Kasım'da nasıl oluyor bu, onu bilmiyorum ama bu tür konular gündemde olabilir. Bunu şeye getiriyor olabiliriz. Evet. Sonrasına baktığımızda ayın 22'sinde Güneş Yay Burcu'na geçiyor. Ev alanı burası Başaklar için. Yuva alanı. Yuva ile ilgili değişimler. Enerjiyi yuvaya koymak. Orayla ilgilenmek. Burada farklı şeyler yapmak ön planda olacak. Ve ayın sonunda 29-30'u gerçekten yuva, ikili ilişkiler, aşk hayatı, bu alanlarda biz Başakların çok ama çok mutlu ve keyifli olacağını söyleyebilirim. Yani aslında birkaç aile ve yakın çevreyle iletişimle ilgili sorunlar olmasına rağmen bazı konularda da gerçekten biz Başaklar için güzel ve mutlu değişiklikler olacak diye düşünüyorum sevgili İnce. Başaklar için de diliyorum güzel bir Kasım ayı olsun.